merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve uzun yıllardır yaptığım bir hobimden bahsetmek istiyorum. Ahşap boyama. Ahşap boyamayı yaklaşık bir 5-6 yıldır hobi olarak yapıyorum zaten. Bugün de sizlerle bu hobimden konuşmaya, bahsetmeye ve yeni bir şeyler boyamaya karar verdim. Onun hakkında konuşmaya geldim. Şimdi aldığım şeyi birlikte açalım. Ve bunun ne olduğuna inanamayacaksınız ama benim çok sevdiğim bir şey. Normalde ahşap boyama yaparken böyle tepsi, sonra ahşap kutular, işte takı kutuları falan boyuyordum. Ama şimdi bu yaptığımı ilk defa yapıyor olacağım ve minyatür boyamalara giriştim. Yani işte minyatür evler falan. Bakalım, bu benim ilk boyamam olacak. Genelde çocuklar için oyun evi olarak satılıyor bunlar. Ben de alıp çocuklar için oyun evi boyamaya karar verdim. Tabii almak isteyen olursa satabilirim. Yani bilmiyorum, şu anda bir düşünce yok. Kendim için boyuyorum. Ama neden olmasın? Yani bakalım. Siz boyuyor musunuz hiç? Ahşap boyama yaptınız mı? Ya da çevrenizde yapanlar var mı? Benim çevremde komşumuz yapıyordu. Çok sevdiğim biri kendisi. Ondan da çok şey öğrendim. Daha sonra annemin kurs yerinde bir tane, annemin kurs yeri diyorum, annemin çalıştığı yerde bir kurs yeri vardı. Aynı binanın içinde. Orada arkadaşı da böyle şeyler yaptırıyordu. Halk eğitim kursu vardı daha doğrusu. Oradan da çok şey öğrendim. Tabii daha öncesinde kendim de araştırarak zaten çok şey öğrenmiştim. Hepsini birleştirdim. Bütün bilgiler şu an kafamda. Sormak istediğiniz şeyler olursa ahşap boyamayla ilgili arkadaşlar. İşte mutfak dolaplarımı nasıl boyayabilirim? Diyelim ki zeminimi değiştirmek istiyorum. Taş zemininiz oluyor ya hani yerde, mutfakta, koridorda olabilir ya da oturma odalarında. Zemini nasıl değiştirebilirim? Boyamak istiyorum ya da giysi dolabımı yenilemek istiyorum. Hangi tür boyalarla yenileyebilirim? Bunların hepsini ya da evinizdeki kapıları nasıl yenileyeceksiniz? Diyelim ki kahverengi kapıdır. Artık kahverengi kapı tekrar moda olmaya başladı ama hala çok da moda olmuş değil. Genelde evde gri, beyaz kapılar kullanılıyor hala. Siyah kapılar da şu an moda. Ve ben beyaz kapıyı gerçekten çok ferah ve evi geniş gösterdiğini düşünüyorum. Çok da beğeniyorum. Hiç modasının geçmeyeceğini düşünüyorum beyaz kapının. Çok da güzel oluyor. Siz de eğer kapılarınızı falan yenilemek isterseniz bana bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım mutlaka. Çünkü bu boyaların ne amaçlı kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini, hangi boyaları tercih etmeniz gerektiğini çok çok iyi biliyorum. Emin olun, bir kursa gitmedim ama uzun yıllardır bu işle uğraştığım için, yani bu hobiyle uğraştığım için bayağı biliyorum yani. O yüzden danışabilirsiniz ve ben de size tabii güzelce cevaplarda bulunurum. Cevap veririm. Bu şekilde minyatür şeyler aldım arkadaşlar. Gerçekten çok hoştu. Dayanamadım. Yani almamam gerekiyordu. Ne yapacağım ben bunu? Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece boyamak için aldım ve çok hoşuma gitti. Dayanamadım. Yani gerçekten daha önce de söylemiştim. Çocuk şeylerini çok seviyorum. Çocuk oyuncaklarını çok seviyorum. O yüzden aldım. Bakın şimdi bu sanırım kar yolu arkadaşlar. Şöyle kuracak olursak işte bunlar yatak başlığı. Bu da ortası. Şöyle birleştirebiliyor muyuz? Evet, gayet güzel birleşti. Bu şekilde bakın. Şöyle. Bunların hepsini renklendireceğiz tabii ki. Bunlar şu an ham ahşap. Ama dilerseniz ham ahşap şeklinde de çocuklarınız oyuncak olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi gelelim diğer eşyalarımıza. Ya gerçekten çok güzeller ve çok tatlılar. Bunlar sanırım komodinler. Bakın. Bu şekilde çok da tatlılar bence. Şifon yerimiz var. Bakın bu şekilde. Hepsi güzel geldi. Hepsi sağlam geldi. Dilerseniz bu satıcıyla satıcıyla diyorum. Satıcının linkinizi de bırakabilirim. Bu arada Trend Yol'dan aldım. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde. Şöyle. Doğrusu. Bu elbise dolabımız. Yani giysi dolabımız. Bu da şifon yer. Bence çok güzeller. Gerçekten çok tatlılar. Yani bunun içinde bunlar pencerelerimiz. Şöyle göstereceğim. Evin bütün parçaları var burada. Bu mutfak mıydı acaba? Sanırsam bu mutfak dolabı olması lazım. Bu şekilde yani bir sürü. Bakın bunlar sandalyelerimiz. Sandalyeler. Bu arada evimizin balkonu bile var yani. O kadar güzel. Evet, şimdi bunları çok göstermek istemiyorum. Böyle zaten boyarken tek tek göstereceğim sizlere. Bayağı küçük evimiz, oda iki katlı bir ev ve balkonu da var. Ön tarafı açık. Ayrıca çatımız da üstten açılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar için yani bunları boyamak için neler aldım onlara geçelim. Öncelikle fırçalarımdan bahsedeyim sizlere. Bunları boyamak için şöyle bunlara ipek uçlu fırça diyorlar arkadaşlar. Bu şekilde fırçalar alıyoruz. Sert uçlu almıyoruz. Özellikle ipek uçlu almaya dikkat ediyoruz. Ya da plastik uçlu da alabilirsiniz. Çünkü boyama yaparken boyadığımız objenin üstünde iz bırakıyor. Fakat hiç korkmayalım. Bu izler içinde şu an benim elimde yok ama sünger zımparalar satılıyor. Çok uygun. Yani 1 lira falan tanesi. Bulaşık süngeri şeklinde. O zımparaları kullanıyoruz. Genelde her 2 kat boyamadan sonra yüzeyi hafifçe bir zımparalamamız gerekiyor. Eğer zımparalamadığımızda böyle yüzey pütürlü pütürlü kalıyor genelde. Ama şu an zaten önereceğim boya da bu pütürlülük seviyesini çok az yapan bir boya. Yani çok güzel bir boya önereceğim biraz sonra. Şimdi önce bunları göstereyim de. Şöyle açalım fırçalarımızı. Bunun açmaya yok herhalde. Yırtırız o zaman. Zaten boyama yapacağız yani sonuçta. Böyle sizde ne gibi hobileriniz var? Mesela ben kitap okumayı çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz kanalım kitap kanalı. Ama ahşap boyamayı da yıllardır yapıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde fırçalarım var böyle. Aslında bu fırçalar bana yetecek arkadaşlar. Çok çok yetecek. Yani şöyle söyleyeyim. Şu büyük objelere göre boyama şeklimiz var. Yani büyük objelerde işte yan duvarlar olabilir, çatımız olabilir ya da zemin olabilir. Böyle bu fırçayı kullanabiliriz. Bu fırçayı da daha dar alanlar için kullanabiliriz. Ama ben genelde iki tane büyük fırçam varsa birini boyama, büyük alanlarda boyama yapmak için kullanıyorum. Diğerini de yedek olarak vernik. Çünkü bu boyadığımız zeminler bir süre sonra aşınabiliyor. Bu aşınmayı engellemek için de arkadaşlar vernik kullanıyoruz. Biraz sonra verniğimi de göstereceğim. Genelde verniği de 2 kat yapmak yeterli oluyor. Ama ben garanti olsun diye 3 bazen 4 kat bile geçebiliyorum. Çünkü sudan etkilenmesini çok istemiyorum.
Evet, şimdi bunu yani her fırçanın bir yedeğini de vernik için saklıyorum arkadaşlar. Öyle düşünebiliriz. Bunu boyama fırçası yaptıysam aynı eşdeğerinde bir büyüklükte olan fırçayı da vernik için, geniş yüzeyleri verniklemek için ayırıyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela bunun da bir eşdeğeri çok benzemiyorlar ama bu olabilir. Yani detay daha küçük yerleri bununla boyayabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Pencere. Göstereyim. Bu pencereyi bununla boyayabilirsiniz. Verniklerken de bununla vernikleyebilirsiniz. Ya da bununla boyayıp bununla vernikleyebilirsiniz. Öyle de olabilir. Şimdi göstereceğim bir diğer fırçalar. Bu ilk gösterdiğim fırçalara nazaran daha detay fırçaları. Şimdi bu detay fırçalarını da niye aldım arkadaşlar? Su sebek aldım. Daha küçük objelerimiz olduğu için. Yani size aslında bunlar lazım olmayabilir. Ama ben şu an mesela şöyle küçük objeler boyayacağım için ve bu objelerin de burada gördüğümüz gibi şu girintili alanları var ya, oymalı yerleri. Oraları detaylandırmak için daha küçük bir fırçaya ihtiyacım vardı. O yüzden genişlik olarak daha küçük, ebat olarak daha küçük fırçalardan almak zorundaydım. Ama siz eğer dediğim gibi tepsi boyayacaksanız, fotoğraf çerçevesi boyayacaksanız, kapı veya zemin veya dolap dediğim gibi boyayacaksanız size bu tür fırçalar, hatta daha da başka rulo fırçalar işinizi görecektir. Yani sizin aslında bu seti almanız yeterli. Böyle bir set almanız çok çok yeterli olacak. Ben küçük objeler boyayacağım için bir tane daha set almak zorundaydım. Onu da şimdi size göstereyim. Yani biraz uzun konuşuyorum ama bu konuda bütün bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum bir defa da. Belki not almak isterseniz gereksiz malzeme de almayın. Çünkü sonra işinize yaramayacak, yani boşuna para vermeyin diye detaylı anlatmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar da benim detay fırçalarım. Bunlar biraz daha diğerlerine göre. Şimdi bunların biraz enleri var ya. Yani şu şekilde biraz enliler bunlar bir yandan. Hem enliler hem genişler. Bunlar daha yassı. Şu şekilde ve böyle. Ne derler? Yan uçlular. Biraz daha uçları farklı. Ve yassı. Yani uçları da bayağı ince şu şekilde. Yukarıya doğru inceliyor yani. O yüzden bunlarla böyle mesela şöyle bir şey yapacağım. Bunun şu aralarını boyamak için bu yassı fırça benim çok çok işimi görecek. Çünkü ben boyarken böyle detaylara çok önem veririm. İsterseniz bunları düz renkle boyayabilirsiniz. Hala ters tutuyorum. Bunları isterseniz düz renkle boyayabilirsiniz tabii ki. Ama ben böyle detaylara çok önem verdiğim için buraları sanırım farklı bir renkle boyayacak gibiyim. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım. Boyarken fikrimi değiştirebilir tabii. Böyle bir fırça tercih ettim. Bu da fan artılmış arkadaşlar. Daha büyüğünü göstereyim. Orada ismi gözüküyor. Fan art olarak değil. Ben kaçlı almıştım bunu? Dörtlü almışım. Diğeri de dörtlüydü zaten. Bu şekilde fırçalarım. Şimdi bu sete de gelecek olursak arkadaşlar, bu ahşap setin içinde aslında tutkalı varmış. Bana satıcı beyaz tutkal yollamış. Fakat ben tutkaldan da bahsedeyim. Ben bu şekilde başka bir tutkal aldım. Bu da Apple diye bir tutkal. Bu önce beyaz, nasıl söyleyeyim size, krem renginde, krem kıvamında beyaz bir tutkal. Ama kuruyunca, genelde ahşaplarda bunu kullanıyoruz. Bu sadece şey için değil, ahşap yapıştırmak için değil bu arada. Tepsi boyarken de içine bir dekupaj kağıdı yapıştırırken yine bu yapıştırıcıyı kullanmamız gerekiyor. Bu kuruyunca şeffaflaşıyor arkadaşlar. Hani bir tutkal, ahşap boyamada tutkal mutlaka kullanılıyor. Ve o tutkal da bu. Ben bunu öneriyorum yani. Bundan çok memnunum. Böyle kocaman bir şey aldığınızda bir sürü tepsi boyarsınız. Ya da başka bir şey boyarsınız yani, fark etmez. Dekupaj kağıdı kullanırken mutlaka bunu kullanıyoruz. Şu an ben dekupaj kağıdı kullanmayacağım ama dekupaj kağıdından da size bahsedeyim kısaca. Dekupaj kağıdı bildiğimiz fotokopi kağıdının daha incesi gibi bir kağıt. Bu kağıdı isterseniz yüzeylerde işte çiçekli desen, normal bir fotokopi kağıdı gibi düşünün. Ve üstünde resim oluyor. Bu resmi yapacağımız bir objeye, yani tepsi olabilir. Yine dediğim gibi isterseniz evde duvarlarınızı renklendirirken bile kullanabilirsiniz. Değişik duvarlar, sanatsal şeyler yaratmak istiyorsanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Mobilyalarınızda kullanabilirsiniz. İsterseniz eski sehpalarınızı yenilersiniz. Çok güzel sehpalar haline getirebilirsiniz ki ben annemin sehpalarını boyamıştım geçtiğimiz yıllarda ve çok da güzel olmuştu. Sehpaları atmak yerine biliyorsunuz şu an günümüzde her şey çok pahalı. Yeniden onları boyayarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi bu dekupaj kağıdını da yüzeye yapıştırıyoruz. Öncelikle dekupaj kağıdının zemini, yani uygulayacağımız zemini diyelim ki mesela şuna uygulayacağım. Bunu tepsi hayal edin. Bu tepsinin üzerine dekupaj kağıdı yapacağım diyelim. Şu da olsun dekupaj kağıdı. Böyle bir fotokopi kağıdı gibi düşünün. Bu olsun dekupaj kağıdı arkadaşlar. Bunu tepsimizin ölçüsünde yaptık farz edelim. Size göstermek için yapıyorum. Bu dekupaj kağıdımızı tepsimize yaparken en alt zemini şu beyaz tutkalla tutkallıyoruz. Çok fazla tutkallamıyoruz. Çünkü çok fazla tutkalladığımızda altta tutkal kabarıklık yapacaktır. Güzelce yayıyoruz ince bir astar şeklinde ve yapışkan sürmediğimiz hiçbir yer kalmamalı. Ama tepsiyi bu kağıdın boyutunda tutkallıyoruz. Yani kenarlarına tutkal lütfen taşmasın. Buna çok dikkat edelim. O şekilde yapıştırdık bunu. Yapıştırdıktan sonra 20 dakika bekliyoruz. Her yerini güzelce baloncuk kalmayacak bir şekilde dekupaj kağıdımızı böyle yayıyoruz, bastırıyoruz. Daha sonra bunu da detaylı gösteririm. Belki dekupaj kağıdı alıp bir şeyler boyayabilirim size, örnek olsun diye isterseniz eğer. Çok konudan uzaklaşmış gibi olduk şimdi ama her şeyi bilin, öğrenin istiyorum. Bu bilgiler sadece bende kalmasın. Belki sizlerin de hoşuna gider. Bu şekilde yaptıktan sonra 20 dakika bekliyoruz. Daha sonra fırçamızı alıp tekrar tutkala batırıp üzerinden de aynı şekilde bütün kağıdı tutkalla kaplıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ince bir şekilde kaplıyoruz, kalın değil. Daha sonra yine 20 dakika bekleyip kurumasını, şeffaflaşmasını bekliyoruz. Baktık kurudu, şeffaflaştı ve bitmiştir. İşlemimiz bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tabii bunun üstüne isterseniz pastel rölyef kullanabilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz ya da direkt vernikleyip artık tepsinizi kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Neyse, yani bu çok amaçlı bir tutkal, onu söylemek istiyorum ve bayağı da güçlü kuvvetli. Çok yerde işinizi görür yani.
Tamam, bunu da geçtikten sonra şimdi sizlerle ne paylaşacağım? Boya, evet. Boyalara gelirsek de ben Cadence'in Hybrid Acrylic Multisurface boyalarını kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Cadence Hybrid Acrylic Multisurface boyalarını kullanıyorum. Bu bendeki dantel rengi H006 diye geçiyor arkadaşlar. Çok güzel bir krem tonu. Benim hoşlandığım evet, hoşlandığım bir ton arkadaşlar. Hoşlanmak ne demekse. Hoşlandığım bir renk. Böyle eskimiş krem rengi, hani böyle anneanneden babaanneden kalma danteller olur ya. Eskimiş dantel. Gerçekten o dantel rengi yani. Bu o dantel rengi. Buradaki dantel doğru yani. Benim çok beğendiğim bir renk. Ve dediğim gibi yenilemek istediğiniz yerlere beyaz çok böyle sırıtan bir renk geliyor bana. Bir yere, yani bir zemine boya yapacaksan mutlaka beyaz rengin içine bir parmak iki parmak kadar krem rengi bir boya ya da çok hafif nokta kadar kahverengi boya damlatıyorum. Onun beyazın rengini biraz kırmış oluyorum. Sizin de aklınızda olsun, öyle yapabilirsiniz. Bu dantel rengini aldım. Bütün evi bununla boyamayı düşünüyorum. Fakat çatı, pencereler ve mobilyalar ve evin içindeki katların rengi farklı olacak. Yüksek ihtimal öyle planım. Bakalım. Peki evinizde mesela çatıyı kabartma şeklinde, yani tuğla şeklinde nasıl getirebilirim? Çatıya nasıl kabartma yapabilirim diyorsanız burada da bize yardımcı olan pasta rölyef olacak arkadaşlar. Bu da Cadence'in. Rölyef pasta diye geçiyor. Ben klasik rengini aldım. Şu şekilde göstereyim. Net olmuyor galiba sanırım. Neyse. Zaten internete yazdığınızda şey çıkacak, pasta rölyef çıkacak yani. Ben klasik beyaz rengini aldım. Şimdi bunların, bu gösterdiğim bütün her şeyin, bütün her şey dediysem, yani bu boyayla bu, neyse buna sonra geçeceğim. Dur biraz sonra söyleyeceğim. Bunu da renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu pasta rölyefin renklileri satılıyor. Ama size tavsiyem, bakın yıllardır boyama yapıyorum. Yani 5-6 senedir yaklaşık. Size tavsiyem şu ki, pasta rölyef alacak olduğunuzda ya da bir boya alacak olduğunuzda ara renkleri lütfen almayın. Yani ara renkler dediğim şöyle açık pembe, koyu pembe, işte fıstık yeşili, koyu yeşil. Yani yeşilin tonları, bunları almayın. Sadece ana renkleri alın. İşte mavi gibi, kırmızı gibi. Çünkü renkleri kendiniz yapabilirsiniz. Hem de çok tatlı, çok güzel renk karışımları ortaya çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde boya ve pasta rölyef için de geçerli. Bu pasta rölyefinde bir sürü rengi satılıyor. Pembesi, kahvesi, açık kahvesi, koyu kahvesi, yeşili, moru, birçok rengi, siyahı satılıyor. Ama ben almıyorum çünkü bu pasta rölyeflerin içine ben çok az boya karıştırıyorum ve rengini değiştirebiliyorum. Mesela pembe istiyorum. Biliyorsunuz beyazı kırmızı biraz koyuyoruz. Ve pembe oluyor yani. O şekilde yapıyorum. Siz de öyle yapın. Hem daha karlı, hem daha ucuz. Hem de beyaz pasta rölyef aldığınızda ömrü çok çok uzun. Ve size çok renkli bir şey çıkacak yani. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Her rengi de dönüştürebilirsiniz. O yüzden böyle yapın. Size tavsiyem. Bakın bunları kimse söylemez. Kurs veren arkadaşlar genelde bunları söylemiyorlar. Kurs hocaları bunları anlatmıyor arkadaşlar. Ben söylüyorum size. Beni dinleyin. Lütfen tek renk alın. Bunun bir sürü rengi var. Ama bence çok gereksiz. Tek renkle ben içine biraz boya karıştırıp bir sürü güzel renk elde edebiliyorum. O şekilde. Peki gelelim bir diğer konuya. Bu da size gösterecek olduğum ve henüz açmadığım. Hadi birlikte açalım o zaman. Şöyle açayım. Arkadaşlar bunlar vernik. Az önce bahsettiğim gibi boyamamız sonrası mutlaka hangi zemine ve nereye boya yapmışsak yapalım. Bu vernikleri mutlaka kullanmak zorundayız. Bu verniklerin de bir sürü çeşidi satılıyor. Dediğim gibi eğer su gelebileceğini düşündüğünüz mesela mutfak gibi, mutfak tezgahı gibi, mutfak zemini gibi, mutfak dolapları gibi bu zeminlere genelde taş vernik kullanıyoruz. Taş vernik normal bildiğimiz vernik. 2 kat, 3 kat güzelce yaydığımız zaman 2-3 kat rahatlıkla geçebiliyoruz. Ve hiçbir zaman sudan etkilenmiyor. Çok rahat bir kullanımı var taş verniğin. Ama genelde tepsi, mesela yatak odası dolabımı boyayacağım. Komodini mi, şifon yerini boyayacaksın. Günlük kullandığın zigon sehpalarını değiştirmek istiyorsun. Onları boyayacaksın. Bu ya da yemek masanı boyayacaksın. Ya da tepsi boyayacaksın, takı kutusu boyayacaksın. Bu tür şeylerde normal vernik kullanabiliyoruz. Yani akrilik vernik kullanabiliyoruz. Mutfakta da dediğim gibi sulu ortamlarda kullanacaksak, yani sulu ortamlara bir boya hazırlayacaksak, uygulayacaksak, orada bir değişim yapacaksak taş vernik kullanmalıyız. Peki gelelim biz normal objelerimizi boyarken kullanacağımız verniğe. Bu vernik içinde akrilik vernik kullanıyoruz. Arkadaşlar bunun da isterseniz yarı matı, parlığı ve normal mat, yani mat olanı, parlak olmayanı satılıyor. 3 farklı çeşitte. Ben genelde parlak seviyorum. Parlak kullanıyorum. Bu parlak o kadar güzel, böyle cam gibi parlak, çok güzel bir şey oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Genelde hep parlak kullanıyorum. Ama siz isterseniz zevkinize göre dediğim gibi yarı mat ya da mat tercih edebilirsiniz. Şimdi az önceki gelecek olduğum konuyu aklımdayken hemen söyleyeyim. Kaç saattir aklımda tutuyorum. Belki konuşmalarım bile değişmiş olabilir. Aklımda bir şey tutmak gerçekten zor. Ya ben zorlanıyorum ya arkadaşlar. Hep bir yerlere not almam gerekiyor biliyor musunuz? Telefonun ekranına, ajandalarıma hep bir şeyler not almam gerekiyor. Bilmiyorum. B vitamini de kullandım. Yakın zamanda D vitamini de kullandım. Hala daha, ama işte doğal olmayan şeyler belki o kadar çok fayda etmiyor. Demek ki bol bol ceviz ve balık tüketmeliyiz. Neyse bunu da geçelim. Şeye geleceğim. Bunların hepsinde bu arada su bazlı olduğu için su kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim için çok rahat kullanımı oluyor. Şimdi su bazlı demek bunları suyla seyreltebilmek ya da kıvamlarını değiştirebilmek. Yani seyreltebilmek daha doğrusu. Bize yardımcı oluyor su. Bütün her şeyde su kullanabiliyoruz. İşte bu verniğimizi yaparken mesela içerisine çok değil arkadaşlar. Ne kadar mesela bu küçük
şişe için. Ya ben size şöyle ölçü vermeliyim. Bir fincan vernik için 2 tatlı kaşığı su kullanabiliriz. Öyle düşünelim. Ya da 1 yemek kaşığı su kullanabiliriz. Bir fincan vernik için. Böyle düşünelim. Boyaları da boyama şeyimize göre. Zaten bakın arkadaşlar, biz boya yaparken fırçamız bize dur diyor. Nasıl dur diyor? Mesela bir zemine boya yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünelim ki boya yapıyoruz. Bu boya yaparken fırça bazen böyle ilerlemiyor. Böyle kalıyor orada. O boyayı yaymak zor. Ama ki fırçanız böyle yağ gibi kayıp gidiyorsa bakın sulu da olmayacak. Eğer sulu yaparsanız ahşabınız kabarır ya da kabarmadı diyelim. Kabarması da biraz zor da şöyle diyelim. Boya yapıyorsunuz yapıyorsunuz 4 kat 5 kat hala kapanmadı. Hala zemin gözüküyor. O zaman boyanızı koyulaştırmanız lazım. Size zemin haber verecek, fırça haber verecek. Ona göre hareket edeceksiniz. Yani fırçanız böyle rahat kayıyorsa arkadaşlar böyle krem gibi kayacak bu fırça. O zaman tamam. Demek ki doğru su koyma işlemi, doğru seyreltme işlemini yapmışız. Su derken de bildiğimiz çeşme suyundan bahsediyorum. O şekilde kullanıyoruz. Şimdi boya için bir ölçü veremeyeceğim. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı eli anlayacak zaten onu yaparken. Çok sulu olmayacak. Yani böyle boyayı buraya koyduğumuzda hop hani böyle sular camdan böyle akar gider ya. O şekilde akmayacak. Biraz akabilir boyanız ama kıvamlı bir şekilde akıyorsa sıkıntı yok. Hemen onu toplar, şöyle yayar. Güzelce işlemimizi yaparız. Yani siz onu boyadıkça artık kendiniz ayarlayacaksınız. Ben zaten boyarken size olacak kıvamı da göstermeye çalışırım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Gelelim diğer aldığım boyalara. Ay bayağı oldu anlatıyorum da. Bu videoyu zaten biraz size yüklerken genelde hızlandırıp yüklüyorum arkadaşlar. Şimdi yine Art Deco'nun arkadaşlar şu şekilde boyalarını aldım. Şimdi diyeceksiniz ki bana niye bu boyaları aldım? Bu boyaları aslında çok önce almıştım. Geçtiğimiz aylarda. Bunu da almamın sebebi bu boyalarla bir ahşap zemine bir şeyler çizecektim. Yani bir şeyler derken çiçekler falan çizmekte hedefim. Şu an onu gerçekleştiremedim. Belki bu evde birkaç rengi kullanırım. Fakat bayağı gidecek bana bu renkler. Size de göstereyim şöyle. Açalım. Bunlar çok güzel soft renkler arkadaşlar. İsterseniz tabii böyle renklerde alabilirsiniz. Yalnız büyük zeminler boyayacaksanız ana renginizi belirlemeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Mesela ben bir tepsi boyayacağım, yine bir şey boyayacağım. Fakat ana renginizi belirlemeniz, yani rötuş yerleri diyelim ki kenar çerçeveler olabilir ya da neredeydi benim şeyim? Heh, şurada. Mesela şu yatak başlığındaki gibi şundan bahsedelim. Bu bir yatak. Şimdi bu zemini benim belirlemem lazım. Bunu ne renk boyamalıyım? Bu tabii yatak olarak şimdi böyle küçük zeminlerde böyle renkler kullanılabilir arkadaşlar. Normalde de böyle renklerin büyüklerini alıp kullanabilirsiniz. Anlatmak istediğim büyük zeminlerdeki ana renginizi belirlemek. Yani daha geniş bir yüzey boyuyorsunuz. Buradaki ana renginiz ne olacak? Krem rengi mi? Kahverengi mi? Beyaz mı? Beyaz, çiğ beyaz da kullanabilirsiniz. O sizin kendi zevkiniz. Siyah mı kullanacaksın? Lacivert mi kullanacaksın? Asıl ana renginizi belirleyip ona göre büyüklükte tek bir boyayı ona göre büyüklükte almanız gerekiyor. Diğer boyaları da böyle küçük küçük alabilirsiniz. Mesela bunlarla ne yapabiliriz? Bu küçük boyalar neden ihtiyacım? Büyük boyanızın rengini kırmak, değiştirmek için kullanabilirsiniz bu küçük boyaları. Ya da şöyle düşünün. Mesela bu tepsi düşünelim bunu. Tepsinin böyle kenarları var. Bu kenar detaylarını bu renkle renklendirmek istiyorum. Kenar detayı yapabilirim. Veya bu başlık küçük. Bunun kenarları olabilir. Bunu tepsi sapı olarak düşünün. Tepsi sapının şu çıkıntılarını. Olabilir. Evet, tepsi sapının kenarları olabilir dediğim gibi. Ya da başka yerler olabilir. Bu detay olan yerler. İstediğiniz başka yerler olabilir. Mesela bunu büyük bir şifonyer olarak düşünelim. Şifonyer değil de bu komedi değil de biz onu şifonyermiş gibi düşünelim. Mesela şifonyerin kapaklarını farklı boyayabilirsiniz. Öyle zamanlarda tabii bu küçük boya yetmeyecektir gene ama bunun daha büyüğünü, yani iki boy büyüğünü alabilirsiniz. O şekilde düşünün. Yani boyaların miktarını siz buna göre belirleyeceksiniz. Ben de bunlarla dediğim gibi zaten küçük bir şeyler, yani basit şeyler çizmek için almıştım. Bir çiçek çizmek istemiştim. İşte 3 tane tablo yapacaktım. Biri morlu mavili çiçekler olacaktı. Biri turunculu, kırmızılı, sarılı çiçekler olacaktı. Biri de pembeli beyazlı çiçekler olacaktı. Öyle düşünmüştüm. Ama henüz gerçekleştiremedim. Ama yine de size boya tavsiyesi olsun. Hani hangi boyaları alabiliriz, ne kullanabiliriz diye düşünüyorsanız öneri olsun diye gösteriyorum şu an. Bunlar da Art Deco arkadaşlar. Yine akrilik, dediğim gibi bunları da suyla seyreltip kullanabiliyorsunuz. Bütün rengini göstereyim. Bunların renkleri gerçekten çok hoş. Siz de alabilirsiniz. Bu böyle üçlü set halinde satılıyordu. Şimdi diğer seti de göstereceğim. Bu bir set. Bir sette 6 boya vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 6 taneymiş. Şöyle. Ya çok tatlı renkler. Arkadaşlar bebek renkleri diyorum ben bunlara. Gerçekten çok güzel renkleri. Şöyle göstereyim. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bakın. Ya gerçekten çok güzel renkler. Benim çok hoşuma gitti. Bakın. Su yeşili gibi böyle çok tatlı bir rengi var. Gerçekten harikalar. Ve bu da son renk. Bebek mavisi. Bu şekilde gördüğünüz böyle buradaki renkler. Şimdi hemen bunları kaldırayım. Daha diğer renkleri de göstereceğim sizlere. Ama gerçekten çok güzeller. Almak isterseniz bu da aklınızda olsun. Ve bunlar da ana renkler dediğim gibi aslında tüm boyalarınız için almanızı önerdiğim renkler bunlardı. Şimdi onları göstereceğim. Evet arkadaşlar, mesela şöyle düşünelim. Beyaz renk aldınız. Büyük bir beyaz. Biraz sarı koyarsınız. Biraz yeşil koyarsınız. Koyu yeşil. Biraz sarı. Fıstık yeşil olur size. Yani anlatmak istediğim böyle bir şey. Mesela beyazın içine çok az bu lacivertten, koyu maviden koyarsınız. Bebek mavisi elde edersiniz. Bu şekilde. Yani biraz kırmızıdan koyarsınız. Pembe olur size.
Biraz pembe, mor gibi istiyorsanız biraz siyah, çok hafif mavi eklersiniz. Mor olur. Koyuluğunu ona göre ayarlarsınız. Size bahsettiğim ana renkler bunlardı. Siyah. Mesela beyaza siyah, gri yaparsınız. Gri zemin çok güzel olur. Daha önce çalışmıştım. Gri zemin yapmıştım. Çok güzel oldu. İsterseniz zemininizi siyah yapabilirsiniz. Siyah zemin de gerçekten çok şık, çok ağır, çok da güzel duruyor. Bilginiz olsun. Siyah zeminde beyaz pastel relief de çok şık duruyor. Bu şekilde bunlar da ana renklerimiz. Şöyle göstereyim. Yine beyaz çıkıyor içinden bu arada arkadaşlar. Böyle bir set alırsınız. Bunlar Art Deco'nun. Kadensin de var bu arada yine. Kadensi de alabilirsiniz. Böyle. Şimdi gelecek olursak metalik renkleri göstereceğim size. Bu metalik renkleri de dediğim gibi mesela dolap kulplarınız olabilir. Mutfak dolabı ya da yatak odası kulplarınız olabilir. Yatak odasındaki dolabınızın kulpları. Şimdi yatak odası kulpum var diyeceksiniz ya da mesela neydi bunun adı, kapı. Arkadaşlar bu kadar konuşunca kafam gitti. Çünkü birçok şey var aklınızda, söylemem gerektiğini düşündüm. Kusura bakmayın. Kapının kulbu olabilir. Değiştirebilirsiniz rengini. Ben metalik renkleri bayağı seviyorum. Özellikle altın rengini. Altını da seviyorum, altın rengini de seviyorum. Evet, kim sevmez ki değil mi? Hele bu zamanda. Evet, bakalım. Şu çok tatlı bir pembe, metalik pembe rengi ve çok güzel. Aynı şekilde kadensin de var arkadaşlar. Ve Rich, yine bir boya markasıdır. R-I-C-H yazarsınız internete, Rich. Sonu H ile bitiyor. Onun da bulabilirsiniz. O da güzel bir boya markasıdır. Aynı Kadens gibi, Art Deco gibi güzel bir boya markasıdır. Onun da boyalarını tercih edebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bunlar metalik renkler arkadaşlar. Şöyle inci beyazım bile var yani. O kadar güzeller. Dediğim gibi bunlar böyle bir set olarak satılıyordu. Üçlü ben aldığımda. Bundan yaklaşık 2 ay önce kadar oldu. Alalım. Bu şekilde aldım. Şuradan arattırabilirsiniz Art Deco. Bu şekilde arkadaşlar. Belki isterseniz linklerini, link nedir ya, ringe çıkacağız. Linklerini bırakabilirim size. Şimdi gelecek olursak. Mesela tepsi boyuyorsunuz. Dolap boyuyorsunuz, kapı boyuyorsunuz. Bunlara nasıl şekil, nasıl desen yapabilirim? Arkadaşlar bu desenleri de bu stencil'larla yapıyoruz. Desen değil de kaplama yapacağım. Ben zemini komple kaplayacağım diyorsanız da bunlar için de az önce söylediğim kağıtları kullanıyorsunuz. Yani dekupaj kağıtlarını kullanıyorsunuz. Şimdi bunlar stencil'lar. Bunlarla çok güzel şeyler yapacağım. Belki biraz sonra boyadığım şeyleri gelip size gösterebilirim. Getirip gösterebilirim yani. Bunlar stencil'larım. Farklı farklı çok değişik desenlerde, çok güzel dantel desenleri, çok şık. Yani bir sehpa yapacaksanız şunu yapmanızı önermem. Ben bunu sadece boyayacağım bebek evinin zemininde kullanmak için aldım. Böyle desenleri çok sevmiyorum. Ama bu sizin kişiliğinizle alakalı. Siz spor bir şey boyayacaksınızdır. Daha spor eviniz öyledir. Öyle döşenmiştir. Ben biraz klasik seven bir insanım. Eviniz öyle döşenmiştir. Bu deseni kullanabilirsiniz. Niye olmasın? Ben balkon masamı boyayacağım derseniz. Ya da balkonuma sehpa, evimde sehpa var ama o sehpayı artık balkonda kullanmak istiyorum ve değiştirmek istiyorum. Alın size çok güzel çiçek desenleri veya kelebek desenleri. Bunu böyle komple sehpanın bir ucuna şu şekilde koyarsınız. Hepsini bir yaparsınız. Şimdi bunların kullanım alanlarına da gelecek olursak bir desenim daha kaldığını göstermek istiyorum. Bunu da çatı için aldım. Ekose desen olarak geçiyor kendisi ve bunu da her yerde kullanabilirsiniz. İlla bu desenin her yerini kullanacaksınız diye bir şey yok. Kapatırsınız belli yerlerini parça parça kağıtlarla, bir şeylerle, bantlarla ara ara çekersiniz bunu böyle. Çok değişik bir şey olur yani. Bu tasarımlar bize kalmış. Bizim zevkimize, hayal dünyamıza kalmış bu tasarımlar. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Hayal dünyamızı konuşturabiliriz. Çok güzel şeyler üretebiliriz diye düşünüyorum. Ben birkaç bir şey yaptım. Onları da sizlerle biraz sonra paylaşırım. Bunları evlenmeden önce evime çeyiz olarak yapmıştım arkadaşlar. Size gösteririm, paylaşırım. Belki sizler de yapmak istersiniz. Güzel fikirler ortaya çıkar. Benim yaptıklarımı biraz görürsünüz. Biraz internetten, biraz kafanızdan daha harika, daha güzel şeyler çıkarırsınız meydana. Olabilir yani. Niye olmasın? Şimdi bunu da aldım arkadaşlar. Böyle desenleri daha çok seviyorum. Sizlere de böyle desenleri almanızı öneriyorum. Böyle desen dediğim ne? Şimdi ona geleyim. Burada yazı var mesela. Bu yazıyı tek başına başka bir yerde kullanabilirim. Burada kelebek var. Bu kelebeği başka bir yerde kullanabilirim. Burada tüy gibi bir şeyler var böyle. Bu deseni bir yerde kullanabilirim. Yani bir desen alırken, stencil alırken tek bir desen olmamasına özen gösterin. Mesela bu şekilde. Çok desen olması lazım. Böyle alırsanız eğer stencil'larınızı çok amaçlı, çok yerde kullanabilirsiniz. Biraz pahalı. Yani 13 lira, 15 lira. Bunlar çok da pahalı değil. Pahalı olmasının sebebi bir naylon kağıda bu kadar para verilir mi diye düşünür müsünüz? Acaba diye düşündüğüm için pahalı dedim ki bence değil. Ama bana göre niye değil onu da söylüyorum. Ben alırken şuna dikkat ediyorum. Bu da benden bir tüyo olsun size. Tek bir mesela burada bir tane kelebek var. Böyle anlatamayacağım. Durun şöyle anlatayım. Mesela bu şekli çok sevdiniz. Ama burada görüyorsunuz bir tane şekil var. Böyle. Bir tek şekil. Bir tek bunu kullanabilirim. Yani burada yapacağım çıkan desen her yerde aynı desen. Bunu alırsam 15 lira pahalı gibi. Ama bunu alırsam 15 lira pahalı değil. Şimdi nedenini az önce söylediğim gibi. Kelebeği bir şey kullanabilirim. Başka bir yerde kullanabilirim. Yazıyı bir kutunun üstünde, bir takı kutusunun üstünde kullanabilirim. Şu damgayı bir tepside kullanabilirim. İstersem bir sehpa boyayacaksam şu stencil benim için bir sehpaya yeter. Bunu bir sehpanın üstüne koyarım. Bir yere 2-3 tane şu yazıdan böyle bir tane buraya bir tane şu çaprazına şöyle çekerim.
mesela. Bir köşesine damgaları koyarım komple. Bir köşesine tüy koyarım. Bir bu tarafa bakan tüyü, bir bu tarafa bakan tüyü yine. Bir köşesine 3-5 tane arka arkaya bu kelebeklerden koyarım. Kelebeklerin üstüne doğru yine şu yazıyı boyayla tamponlayarak yaparım. Yani bir tane bu bir sehpa için çok güzel, çok yeterli. İşte böyle yani alırken bu stencil'larda dikkat etmemiz gereken şey bir tane tek zemin değil de böyle birçok desenden oluşması. Arkadaşlar bunlar güzel tüyolar. Lütfen söylüyorum, bilin, aklınızda tutun, bir yere not alın. Bunlar güzel hobiler, kafanızı dağıtır, size güzel şeyler düşündürür, mutluluk verir. Yaptıkça yapasınız gelecek. Gece uyurken uykuya dalmadan önce diyeceksiniz ki o tepsiyi şu renk mi boyasaydım, burasını şöyle mi yapsaydım? Böyle güzel düşünceler kafanızı dağıtacak. Eğer bu zamanda kafanız çok sıkkınsa, işte bir şeylere sinir olduysanız, moraliniz bozuksa, ki bunlar yok diyelim, sadece kafanızı dağıtmak için, güzel hobiler edinmek için, etrafınızdaki insanlara güzel şeyler öğretebilmek için, güzel şeyler yapmak için, güzel hediyeler hazırlamak için, kendinize, çocuklarınıza, sevdiklerinize, annenize olabilir, güzel bir doğum günü hediyesi olabilir, yıl günü hediyesi olabilir, yani yıl günü derken şeyden bahsediyorum, yıl dönümlerinizden bahsediyorum. Olabilir. Güzel şeyler hazırlayabilirsiniz. Bir kumbara boyayabilirsiniz. Ahşap kumbaralar var. Kalemlikler var. Çok güzel şeyler var. Bunlardan boyayabilirsiniz. Yani illa ben bunu boyuyorum diye siz bundan boyayın demiyorum. Güzel şeyler boyayabilirsiniz. Güzel hobiler bunlar. İnsanın kafasını dağıtıyor. İnsana güzel şeyler kazandırıyor. Hoşunuza gidiyor. Etraftaki insanlar ne kadar değişik şeyler yapıyorsunuz diye tepkiler veriyor. Onlarla bir şeyler konuşabiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Etrafınızdan takdir görüyorsunuz. Sizi bunlar mutlu ediyor. Yani güzel şeyler. Tavsiye ediyorum. Yapın. Başka anlatacak neyim vardı benim bu konuda size? Bunları da nasıl kullanacaksınız onu söylemedim. Bunu zemine koyuyorsunuz. İsterseniz kağıt bantlar satılıyor ya. Kağıt bantlarla, kusura bakmayın. Kağıt bantlarla köşeleri bantlayabilirsiniz. Ya da benim elim oynamaz, zeminde sabit tutabilirim diyorsanız şöyle beni zemin olarak düşünelim. Bunu koyuyorsunuz zemine. Üstünden pastörü elefimizden alıyoruz. Bu yoğurt kıvamında, hatta daha koyu. Bir şey böyle macun gibi diyelim. Bundan alıyoruz bir parça. Neyle sürebiliriz derseniz onları da söyleyeceğim size ileriki zamanlarda ama. Bıçakla sürebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz geniş yapılı, ucu sivri olmayan meyve bıçağı olabilir. Kahvaltı bıçağı olabilir. Eski bir bıçak olabilir. Onunla ya da hani şu doktor çubukları var ya ağzınıza bakılan. Onlarla sürebilirsiniz bunları. Bu şekilde güzelce zemine yayıyoruz. Fazlasını alıyoruz. Tabii çok da zemini sıyırmadan hafif kaldırdığımızda altta desen oluşmuş oluyor. Bir diğer kullanım şeklimiz de kusura bakmayın biraz fazla konuştum. Bu kadar uzun hiç video çekmemiştim sanırım bu kanalımda. Ama dediğim gibi her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bir defada. Yani bir şey takıldığınızda açıp açıp izleyin. Açıp açıp izleyin. Takıldığınız yerleri de not alırsınız. Ya da sormak isterseniz yorumlarda da buluşabiliriz bu arada. Mesela boyamızdan bir yere sıkıyoruz. Boyamızı çok sulandırmıyoruz. Sulandıracaksak böyle damla şeklinde arkadaşlar. Hani limon damlatırız ya pilav pişirirken. Öyle düşünün. Birkaç damla şeklinde su damlatıyoruz. Bulaşık süngerinden bir parça koparıyoruz. Aslında bunlar için süngerler satılıyor. Ama almanıza hiç gerek yok. Bakın bulabilir tüyo. Bulaşık süngerinden bir çivi koparın. Boyanıza batırın ve puraya. Tabi boyanıza batırdıktan sonra boyayı bir peçetenin üstüne bir iki defa vuralım. Fazlalık olan ıslaklığı biraz hafif gitsin. Daha sonra zemine gelelim. Pıt 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 pıt. Bu şekilde zeminde yayıyoruz. Süngerle boyamızı böyle bir kaldırıyoruz. Boya buraya geçmiş. Bu yazılar buraya zemine geçmiş oluyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şimdi size birkaç örnek getirip göstereyim. Bekleyin lütfen. Evet sizler için geldim şimdi. Bunları ben evlenmeden önce boyamıştım arkadaşlar. Bakın. Bunlar pastel relief. Ben beyaz tercih etmiştim. Zeminimde şöyle diyelim. Beyazın içine çok azıcık pembe kattım. Ve bu rengi elde ettim. Bu şekilde. Evet şimdi üstüne gelecek olursak. Bakın arkadaşlar. Bunun üstünde ne var? Şöyle yakından bir göstereyim size ben bunu. İşlemleri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunun bu kenarlarında ve şu pastel relief deseni, bu pastel relief desenin de şu pembeden var. Nerede o pembemiz? Bu pembeden var arkadaşlar. Bu pembeyi kullandım. Pastel relief desenimi yaptım. Desenimi yaptıktan sonra kabartılı gördüğünüz gibi üstü. Önce desenimi koydum. Pastel relief'imi çektim. Deseni kaldırdım. Pastel relief'imin kurumasını bekledim. Pastel relief'imi kuruduktan sonra üstüne tekrar deseni yerleştirdim. Bu rengi biraz süngere batırdım. Süngere batırdıktan sonra fazlalığını aldırıp desenin üstünde tekrar pıt 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 bu şekilde ilerledim. Deseni kaldırdım ve böyle. Çok da güzel oldu. Çok da kolay bir işlem bu arada. Zor değil. Bu da dekupaj kağıdı arkadaşlar. Size söylediğim kağıt. Bunu oval bir şekilde ben kestim. Bu büyük bir kağıttı. Böyle A4 kağıdı gibi. Her yeri, yani bütün zemin bu şekilde çiçekli. Gazete kağıdı gibiydi bu altta kalan zemin. Çiçekli bir zemindi. Ben bunu bu şekilde oval kestim. Ve bu kağıt kaldı. Yani bayağı bu kağıttan arttı. 2-3 yerde daha bu şekilde oval kesip değerlendirebilirim. Siz de böyle hani kağıt aldığınızda farklı yerlerde değişik şekilde keserek kullanabilirsiniz. İsterseniz bu çiçeği oyabilirsiniz. Kendime güveniyorum makasla. Bu çiçeği buradan oyup çıkarabilirim derseniz çıkarabilirsiniz. Bu şekilde ben böyle yapmıştım. Ha, bu size örnek olsun. Çok basit bir çalışma aslında. Ama basit çalışarak gayet güzel bir şey elde edebildik yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir diğer boyamam da nişan masanın üstü için böyle isimliklerdi. Bunlar bu şekilde satılan çerçeveler aslında. Bir çivi çekiyorsunuz arka yani duvara. Buradan böyle asıyorsunuz çiviyle duvara. Ama bunun üstüne genelde çiçekler. İşte tek bir tane gül, tek bir tane papatya, bir tane kelebek çalışıyorlar. Ve genelde hamurla kabartmalı çalışıyorlar. Ama ben bu şekilde yaptım nişan masam için. Hani normalde plexi böyle isimlikler oluyor ya. İşte isim yazıyorlar eşler birbirlerinin.
nişanlanacaklar, birbirlerinin isimlerini plexiden yazıyorlar. Ben değişik olsun istediğim için bu şekilde ahşap bir şey boyadım. Bu harfi de kenarlarını bantlayıp bu deseni çıkardım. Bandın bu kalan iç taraftaki yerden de şu boyayı geçtim. Göstereceğim size. Bu boyayı geçtim arkadaşlar. Bakın. Bu metalik boya. Bunu geçtim. Pastel rölyefimi kahverengiyle renklendirdim. Beyaz pastel rölyefimi. Bunlar da kahverengi pastel rölyef. Kenarlarını bu şekilde yaptım. Buraları yine parmak yaldız diyorum ben. Ayrıca parmak yaldız da satılıyor ama ben bununla yaptım. Gösteriyorum size. Bu şekilde. Burası için de pembe boya kullandım. Az önceki pembeden. Onu tekrar göstereyim size. Şu pembeyi kullandım. Böyle arkadaşlar. Bunlar da pastel rölyef desenleri zaten. Ben böyle birkaç desen karıştırmayı seviyorum. Boyadıkça değişik fikirler insan düşünüyor. Değişik şeyler üretebiliyor. Ben böyle yaptım. Buraya bir anahtar. Buraya puantiye. Yani şu an hala elimde de puantiye var. Bunlar annemin evinde kaldı. Ben şu an kendi evime yeniden aldım. Biraz uzakta oturuyoruz şehir olarak. Aynı gün içinde ulaşabilmem imkansız yani. 10 saatten fazla uzakta oturuyoruz. O yüzden ben kendi evime de aldım. Bu şekilde buralarını da süsledim. Hani bunlar size değişik fikirler olsun. Daha sonra yatak odanızda kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Sizin hayal dünyanızı bırakıyorum. Bu videonun devamında ahşap boyamayla ilgili yine daha başka şeyler de anlatacağım. Şimdi ahşap boyama için gereken malzemeleri ve bu malzemeleri nasıl kullanırız, nerede kullanırız bunları paylaşmak istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.